Herkese merhabalar Dark Souls yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki bölümümüzde Anor Londo'yu keşfetmiştik. Arkamda gördüğünüz beyefendi ile tanışmıştık. Size yeni bir farm noktası göstermiştim. Burada yapacağımız işler sadece Painted World Ariamis'e gitmek. Orası zaten alternatif bir bölgeydi. Bu bölümde onu da yapacağız. Ama önden önce Anor Londo'daki boss fight'a gireceğiz. Ve onun ardındaki sırları keşfedeceğiz. Ben maalesef 2 gün boyunca biraz elektrik, biraz internetle uğraştım. En azından bunlarla uğraşırken boşta durmadım. Sol farm yap, sol farmladım. Ve şöyle göstereyim sizlere. Level'ım 107 oldu. Straight'imi 50 yaptım. Endurance'ımı 42'ye çıkardım. En azından bu bir sınır. Daha fazla kasmakla uğraşmadım çünkü. Tam istediğim zırhları giymemi sağlayacak seviye bu 42. Wild Elite'imi 30'du. Artık bundan sonra bütün kazandığım sollarla vitality'ye vereceğim. Vitality 40 falan yapacağım. Daha sonra kalanını oyun boyunca dexterity'ye vereceğiz. Başka da farm yapacağımı düşünmüyorum. Level için bence gereksiz. Şu an şu anki halimizde bile zaten çok güçlüyüz. Bir de şimdi zırhlarımızı upgrade edeceğiz. Bunu yapmamın sebebi de şu. Görüyorsunuz 322 binde ekstra sol kastım. Normalde ben size 2-3 bölüm sonra Twiglin Titanite yani zırhlarımızı genelde kullanacağımız güzel zırhların hepsi Twiglin Titanite ile upgrade ediliyor. Normalde 2-3 bölüm sonra ben size Twiglin Titanite'ı kolay bir şekilde kasabileceğiniz bölgeyi göstereceğim. Ama dedim ki hazır vakit varken gelip de bu abiden satın alabiliyorken neden direkt 1-2 saatimi ayırıp bütün her şeyi halletmiyorum. Böylelikle Direk karşımıza çıkacak bosslara patara kütere dalalım. Şimdi ben göğüslü upgrade ettim. Artı 5'e getirdim. En fazla artı 5 yapılabiliyor. Zırh başına 10 Twiglin Titanite gidiyor. O yüzden 30 tane alıyorum. Dediğim gibi göğüslü upgrade etmiştim. Şimdi sadece buradan kaskımızı artı 5 yaptık. Shadow set nerede? Shadow set ile sadece eldiven ve ayakkabılığını artı 5 yapıyoruz. Olabildiğince arttıralım ki bunların çok aman aman zırhı yok ama hem üstümüz boş durmasın hem de az da olsa biraz defans versin bize. Bir de Large Titanite Shard alalım biraz. 10 tane yeter herhalde. Dursun. Lazım olursa gerçi bir daha geliriz. Bu bölümün sonunda çünkü Lord Vessel alacağız ve böylelikle teleport olabileceğiz bu arasında. Şimdi silahımız Black Knight nice Sword. Yüzümüz Ring of Favor zaten takılı. Havel'ın yüzü. Kaskımız Black Iron, gözlüğümüz Black Iron, eldiven Shadow, ayakkabılık Shadow. Ve gördüğünüz gibi şekli biz bu. Artık <laughs> güzel bir zırhımız, setimiz var. Böyle bir kombin düşündüm ben. Çünkü böylelikle hem fast roll yapabiliyoruz hem de güzel bir defansımız oluyor. Ben artık güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Bir sonraki bölümde Heavy, Large, Ember'ı bulacağız. Böylelikle kalkanımızı da artı 15 yapacağız. Artık tamamen yenilmez bir armada olacağız. Sen ne yapıyorsun abi? Gördüğünüz gibi öyle aman aman vuramıyorlardı artık bize. Şimdi buradaki önce boss'u öldürelim. Boss'a Soleyer'i çağırmamız lazım. Görevi geliyor hatırlarsanız size 3 görevde çağırıp sağ kalmasını sağlamanız lazım demiştim. Önce şu yukarıdaki okçu abiyi öldürelim. Yoksa bizi rahat bırakmaz. Buradaki arkadaşları temizlemeden bence Soleyer'i çağırmayın. Boşu boşuna şimdi ölür mü ölür. Aa sen ölmedim ya? Ben seni öldü zannet. Bu abilerin setini Giant Blacksmith'ten alabiliyordunuz İsterseniz onları alıp full set giyerseniz de artı 5 yapıp gerçekten çok güçlü olursunuz ama ben çok hantal olduğu için ve Mitrol görüntüsünü de çok beğenmediğim için ve midroll da yapmak istemediğim için o seti kullanmayacağım. Hem değişiklik olsun her zaman Black Iron Tarkus'a hayran olmuşumdur bence zırhı da çok güzel. Şimdi Soler gelsin. Biraz da boss'umuzla ilgili konuşalım. Şimdi bu boss'ta yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Kendileri içeride iki kişiler. Ama bu boss iki fazlı bir aksiyona sahip. Tabii ki bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇lk defa Lord Gavin'in dört şövalyesinden biriyle karşılaşacağız. Orstein'le, Dragon Slayer Orstein'le karşılaşacağız. Ve yanında Samuk olacak onun celladı. Hangisini ilk öldürürseniz diğeri onun özelliğini alarak ikinci faza geçiyor. Ve hangisini ilk öldürürseniz onun zırhını ve soğulunu alamıyorsunuz. Bir de Ornstein'i eğer sona bırakırsanız ve onun soğulunu ve zırhını alırsanız bir de ekstra olarak hatırlarsanız Lord Gwyn'in dört şövalyesinin de dördünün özel yüzükleri vardı. Hawkeye Goff ile Artorias'ın yüzüklerini almıştık. wolfringle ne renkti? Bir şey renkti. Özür unuttum. Hawkeye Ring. İkisini almıştık. Şimdi burada üçüncüsünü alacağız. Ve geriye bilmediğimiz ismini ya da tipini cismini yüzüğünü görmediğimiz dördüncü şövalye kalacak bu boss fight ile birlikte. İsterseniz Solaire gerçekten çok güçlü. İsterseniz Orstein'in agrosunu üstünüze çekip onu kenara çekip onun saldırılarını kalkan çekerek gayet rahat kendinizi koruyabilirsiniz. Ya da rol yaparak e, ee, Solaire Smoke'u öldürür. Ya da siz hızlıca Solaire Orstein ile ilgilenirken Smoke'u öldürebilirsiniz. Ben bu arada Orstein'in işini halletsek bile çünkü benim istediğim Orstein'i yaşatıp onu en son öldürmek. Ee, diğerinin solduğunu size okuyacağım. Buraya notumu aldım. Şimdi girdiğinizde Orstein direkt size saldıracak. Uçarak gelecek böyle. Ona dikkat edin. Ee, yandaki kolonların hepsi parçalanıyor ama en azından bu taban yerleri kalıyor. Oralarda kendinizi sakınabilirsiniz bazı saldırılara. Orstein beyefendimiz bu. Bu da celladı. Bizim amacımız ilk cellad'ı öldürmek. Orsin size uçarak gelecek. Aynı bu şekilde. Bu arkadaşın saldırıları sizi stagger edebilir. Şu anda sola dönmüştü. Gördüğünüz gibi hayvan gibi vuruyoruz cellada. Bir tanesini öldürdüğünüzde direkt diğeri ikinci faza geçiyor. İkinci fazla çok geniş alana vurabilen elektrik saldırıları da yapabiliyor. Dikkat edin o yüzden. Ama çok büyük bir boss olduğu için bir de saldırıları çok hantal, çok rahat bir şekilde kaçabilirsiniz. Ben şu an bana döndüğünü fark etmedim konuşurken. Hele iki kişi girdiğinizde çok daha kolay. İlk görevi yaptıktan sonra tavsiyem zaten bir daha öyle görevle falan uğraşmayın. Arka arkaya hızlı hızlı bitirin. Şeylerde. E, New Game Plus'larda. Ya aslan senin... Aklını alırız biz. Levering. Teşekkürler. Bir eğileyim. Bu... Saygı hem e, sonuçta Lord Gwyn'in dört şövalyesinden biri, hem de bize yardım ettiği için Soleyer'e. Canımızı neyfullediysek zaten bonfire duracağız. Maşallah burayı da darma duman ettik. Şimdi Anor Londo'daki boss'umuzu hallettik. Anor Londo'da iki tane boss var. Zaten birincisini de size göstermiştim. Gwyndolin, Tanrı Gwyndolin aldığımız eşyalara bir bakalım önce. Şimdi. Ben size bir önceki bölümde Silver Knight Shield'ı çıkartmaya çalıştım ama maalesef çıkmamıştı. O arada ben uğraştım çıkarttım. İlk önce bunun açıklamasına bakalım. Anor London'un gümüş şövalyelerinin kalkanıymış. Önemli kısma geliyorum. Gümüş şövalyeler hayali tanrıçayı savunmak için Anor Londo'da geride kaldı ve kalkanları onun ilahi korumasıyla kutsandı. Hayali tanrıça. Gwyndolin ile biz tanıştık, konuştuk. Yani bir sıkıntısı yoktu. Zaten Darkmoon Sign Ring'de bunu öğrenmiştik. Gwyndolin burada kalan tek tanrıydı. Şimdi diğer bulduğumuz eşyalara da bakalım. Bunlar çok bir şey anlatmıyor ama önemli olan buydu. Yani Gümüş şövalyeler bir kısmı, Black Knight'lar hatırlarsanız Lord Gwyn'le birlikte gitmişlerdi ama Silver Knight'lar burada kalmışlar hayali bir tanrıçayı korumak için. Orstein'e baktığımızda terk edilmiş Anor Londo şehrindeki katedrali kor koruyan Dragon Slayer şövalye diyor. Özel varlıkların özel ruhları olur. Lord Gwyn bu ruhu en güvendiği 4 şövalyesine verdi diyor. ...çok sayıda ruh elde etmek için ya da benzersiz e, silah yapmak için kullanabilirsiniz." diyor. E, Smong'da da çok fazla bir şey açıklamıyor. Onu da dediğim gibi not almıştım. Cellat e, diyor, terk edilmiş Anor Londo'nun kadetlerini koruyor diyor. Onun dışında, onun da çok fazla bir şey anlattığı yok. Bir de yüzüğe bakalım. Yüzükte de... ...Ornstein'in gücünden bahsediyor aslında. Dört şövalyesine verilen özel yüzüklerden biriymiş Gwen'in. Aslan yüzüğü ejder katili, ejderha katili Ornstein'e aitmiş. Bu yüzük delici saldırılara yani trust ataklara, dikine saldırılara e, güçlendirici, arttırıcı etkisi varmış. Çıkıntılı mızrağıyla Ornstein bir kayayı bile ikili, ikiye böldüğü söyleniyormuş. Burada tabi diğerlerini ben öylesine e, okudum. Çok aman aman şeyler değil. Hikayemize hizmet eden şeyler değil. Burada önemli olan Silver Knight'ın bir önceki bölümde çıkartabileceğiniz sizin, benim de arada çıkartabildiğim Silver Knight'ların kalkanının açıklamasıydı. Bir de Darkmoon Sign Ring'in Anor Londo'da kalan tek bir tanrı vardı açıklamasını unutmayalım. Şimdi burada ilk başta Ring of Favor'u, elde edebilirsiniz demiştim. Direkt Lutrek Firelink Shrine'a geldiğinde onu öldürebilirsiniz. Ya da bir hikayeyi takip edebilirsiniz. Görevin devam ettirirsiniz. Kendisini Anor da bulup dünyasını invade edip intikamınızı alırsınız. Böylelikle zırhını da alabilirsiniz demiştim. Zırhın açıklamasını da okuyayım sizlere. Hatta giyeyim. Giyerek göstereyim. Pardon. Tanrıça Fina'nın aşkını temsil eden, lakabı zaten Lutrek'in buydu. Kucaklayan Lutrek'ti. Onun giysisiymiş. Yalnızlığı sırasında her şeyden vazgeçti. Çünkü Tanrıça'nın Tanrıça'sına olan sevgisine inanıyordu. Tanrıça'nın Tanrıça ona olan sevgisine inanıyordu. Tanrıça'nın kolları sanki takan kişiyi kucaklıyormuş gibi görünür diyor. Zaten şurada görüyorsunuz. Direkt arkadan sarılıyormuş gibi, önden sarılıyormuş gibi efekt var. Neyse çıkartalım. Ben devam ettirmeyi seçtim. Sizler istiyorsanız daha oyunun başında hem mükemmel bir yüzeye sahip olabilirsiniz. Hem de kendisini direkt orada öldürüp hiç burada Invade'le, ile cartla da uğraşmazsınız. Böylelikle Firelink Shrine'deki Bonfire'da sürekli kullanabiliyor olursunuz. Çünkü hatırlarsanız e, ee, buraya bizim Firekeeper'ımızı öldürerek gelmişti. Şimdi artık Anor London'un sırrıyla yüzleşelim. Bu da kim? Çok uzaklara yolculuk yaptın birçok şeyin üstesinden geldin. Seçilmiş andet. Buraya gel çocuğum. Yaklaş. Ey seçilmiş andet. Ben Gwynevar. Lord Gwyn'in kızı ve güneş ışığı prensesi. Babamın durumunu öğrendiğim günden beri seni bekliyordum diyor. Lord Vessel'ı sana biraz bırakıyorum diyor. Ve bize Lord Vessel'ı veriyor. Artık bonfire'lar arası teleport olabiliriz. Ve sana yalvarıyorum. Lord Gwyn'in e, görevini ve dünyamızın kurtarmak için bunun mira ateşini satın miras alın diyor. Bu sonsuz alacak aranda son verecek ve daha fazla undead kurbanını önleyecek seçilmiş kişi sensin diyor. Zaten Frank bize anlatmıştı. Birinin Lord Gwyn'in yerine geçip ateşe kendini bağlaması lazım, ee, karanlığı yenip undead lanetini bitirilebilmesi için. Kendisi onun dışında çok fazla bir şey anlatmıyor, ee, aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Covenant'ına girmemiz lazım, bize çünkü çok önemli bir eşya verecek kendisi. Dediğim gibi talk dediğinizde de çok fazla bir şey anlatmıyor. Bir zamanlar yaşıyordun, şimdi ölümsüzsün ve artık babama uygun bir varissin diyor. Ve sana yalvarıyorum. Aynı şeyi tekrar diyor. Lord Gavin'in görevini, ateşini miras alıyor. Şimdi hemen yüzüğümüzü okuyalım. Evet. Bu yüzük. Lord Gwyn'in kızı ve güneş ışığı prensesi Gwynevere aitmiş. Hafif sıcak halka mucizelerin gücünü arttırırmış. Güneş ışığı prensesi diğer birçok tanrı ile birlikte Anor Londo'dan ayrıldı ve daha sonra Alev tanrısı olan Flan'le evlendi. Yani Gwynevere bir ilizyondan ibaret. Çünkü buradaki tek tanrı Gwyndolin. Ama bütün Silver Knight'lar, Orstein, hatta bunu da size gayet net bir şekilde söyleyeyim. Neyse söylemeyeyim. Onu ileride öğreniriz. Hep birlikte bu yolculuğa çıktık çünkü hep birlikte öğrenelim. Buradaki bütün her şey Orstein, Smong Silver Knight'lar, kapıdaki şövalyeler, o dev giant şövalyeler hepsi bir ilizyonmuş. Hepsinin kaynağı burası. Lord Vessel'ı burada saklıyormuş ama bunların hepsinin arkasında tabii ki Siri sakin ol. Gwyndolin <laughs> varmış. Gwyndolin neden bu ilizyonu yaratmış? Neden burayı korumaya çalışmış? Tabii ki kendince sebepleri var. İnsanların buraya gelip e, bu Anor Londo'yu kirletmelerini istemiyor. Her zaman tanrılara saygılı olunmasını istiyor. Her zaman tanrıların yüksek e, güce sahip olmasını istiyor. Zaten amaç da bu. Buraya geldiğinde bu illüzyondan hiçbir şey anlamadan direkt Lord Vessel'ı aldıktan sonra görevimle görevimize devam ettirip yine Lord Gwyn'in onlara onları mecbur bıraktığı görevlerine devam ettirmelerini sağlıyorlar. Yani seçilmiş andeti sürekli Lord Gwyn'in yerine geçmesini zorluyorlar. Gwyn Dolin de buna hizmet ediyor. Zaten hatırlarsanız yüzükte de e, varisi azdır ama görevleri çok elzemdir demişti açıklamalarında da. Şimdi Gwyn'e böyle saldırırsanız eğer bu ilizyon ortadan kalkıyor ve Anor Londo değişiyor. Şimdilik bizim bu değişime ihtiyacımız yok. İki bölüm sonra size bunu göstereceğim. Bizim şimdilik hazır bu Ornstein'i falan hallettikten sonra yapacağımız şey Painted World Ariamis'e gitmek. Hatırlarsanız Heveldrak'ın eşyalarını bulmuştuk. Size bununla ilgili çok güzel bir teori, çok güzel bir hikaye var demiştim. İşte gidip bu hikayeyi öğrenelim. Buradan şu seçenekten her, her yere değil e, Firelink Shrine şu an çalışmıyor. Ama çalışmıyor bile olsa gidebilirsiniz. Tabi oraya gittiğinizde tekrar canlandıramazsınız ateşi. E, hiçbir yere oradan teleport olamazsınız. En yakın bonfire'a gitmeniz lazım. Her bonfire'a gidemiyorsunuz. Ama bazı bonfire'lara teleport olabiliyorsunuz. Bu bile bir yerden sonra kurtarıyor. Dark Souls 2 ve de böyle bir şey yok. Direkt oyunun başında açtığınız bütün bonfire'lara teleport olabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı var. Ama maalesef ki oyunun kaç oldu 12 12 bölüme kadar böyle çile çekiyorsunuz şimdi bizim burada bir işimiz yok Şimdilik eşyalarımızı temizleyelim yani Pardon tamir edelim hatta level da alalım Vitality'ye verelim 72 bin sold olmuş bir sonraki level'a geçmek yapacak bir şey yok yani İnşallah vitality 40 yaparız bir muhtemelen 20. bölüme doğru falan anca yaparız herhalde. Daha sonra kalanı da dediğim gibi Dexterity'ye veririz. Şimdi koşarak hiç kimseye bulaşmadan hızlı hızlı Painted World'un önüne gidelim. O resmin, büyük resmin. Hatırlarsanız kilisede e, koruyucuların önünde Iron Tarkus'un, Black Iron Tarkus'un zırhını da bulduğumuz yerde. Çok büyük, büyük, dev bir resim vardı. Zaten onun anahtarını da hapishaneden almıştık. İlk tutulduğumuz hücrede Açıklamasında da yazıyor ki Soğuk ve yalnız bir dünya. Koş 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 koş. Bunu hareket ettirmeyin. Unutursanız Sonra sıkıntı yaşarsınız. Dediğim gibi çok fazla e, Bonfire'a ışınlanamıyorsunuz. Farklı bonfire'lara. Yine arada koşmak zorunda kalırsanız Buraya gelmek zorunda kalırsanız En azından bu köprü böyle dursun ki bu Fire Keeper'ın olduğu, Dark Moon Knight'ın olduğu Bonfire'dan buralara gelmek için çok fazla uğraşmamış olursunuz. Şimdi buradaki arkadaşları temizleyelim. 2 saniyemiz alır. Yine güçlüyüz. Bursun mesela bize. Gördüğünüz gibi stagger olmuyoruz. Artık poizumuz da biraz yükseldi. Ben uğraşmak istemedim. İsterseniz buradaki ya da Dark Root Garden'daki size gösterdiğim iki farm noktasından birine giderek o tarzını beğendim. İki farm noktasından birine giderek sen ne yapıyorsun ya? Endurance'ınızı 50 yapabilirsiniz. 50 yaptığınızda en azından eldiven ya da ayakkabılığı da tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz Giant seti giyip Sen ölmemiştin ya Çok daha güçlü olabilirsiniz Ama bu sefer mid roll yaparsanız Tamamen size kalmış bir şey Resmin önüne geliyoruz zaten resim de gayet Soğuk Karlı bir dünya olarak gösteriyor Bölüme giriş yapalım bakalım Miyazaki bölümü tasarlamış daha sonra oyundan çıkarmış Ama çok içinde kalmış çok sevmiş herhalde bir şekilde tekrar eklemek istemiş. Ve aslında hikayeye de çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Kendi lore'unu da içinde saklıyor. Bence çok başarılı bir bölüm ve benim Dark Souls'da en sevdiğim bölümlerden biri aslında. Aryamiste kullanabileceğiniz sadece ama sadece bir bonfire var. O bonfire'ı da sonuna kadar kindle'layalım. 20 susumuz olsun orada da. malumiyeti nasıl olsa bir şekilde kazanılır. Hele seviyelerinizi buralara getirdiyseniz çok fazla kasmayın. Çok elzem değil yani. Size zaten Dips'teki şeyi göstermiştim. DLC'de de aslında asıl çok rahat farmlayabileceğiniz bir yer var. Orada da çok basit bir şekilde farmlayabilirsiniz. Dediğim gibi burası tek bonfire. Birçok güzel tasarım var, birçok güzel muhabbet var. Hepsini tek tek yapacağız. Şimdi artık bölümü keşfetmeye çıkalım. Bu kapı şu an için açılmıyor, zaten açtığımızda direkt bossa giden yolumuz olacak. Şurada şöyle asılı bir eşya var, onu da düşürelim. Çok fazla eşya birikmiş bu arada üstümde. Tabii o farm yaparken de bir sürü Silver Knight eşyası birikti. Firelink Shrine'e gidince ilk işimiz şu eşyalardan kurtulmak olsun. nice vurdumuzu alalım burada yeni yeni düşmanlarla karşılaşacağız mesela bir harpy var e, night online oynayan arkadaşlarımız bilir e, bir de mesela tehlikeli patlayan e, bunların kafaları böyle şiş arkadaşlar var. Buraya gelmemin sebebi şu. Şuradan aşağı düşebilirsiniz ve burada bir eşyamız var. Hop düştük. Çıkacağımız yere düşüyoruz bu arada da. Aşağıda da alabileceğimiz bir sol var, bir de fareler var. Beyaz bunlar yalnız. Biraz daha fazla vuruyorlar diye biliyorum. Cesur savaşçının ruhu. Bunlar iyi sol veriyor. Zaten buraya gelecektik. Şimdi bu arkadaşlar öldürdüğünüzde patlıyor diyecektim. O yüzden dikkat edin. Pyromansiniz varsa pyromansinizi kullanın. Patlatın. Oo, oh, bu şu şey kullandık. Yarısı boşa gitti saldırının. Şuradan devam ediyoruz ince köprüden. Şuradaki eşyayı da düşürebilirsiniz. Aşağı düşsün aşağıdan alırız. Oo. Şu arkadaşları şeyle temizleyelim. Great Fire balımız da var. Her şeyimizde var, panzerimizde var. Çok dert değil bunlar ama biz yine de dikkatli olalım. Şurada bir eşyamız var ama o şimdilik kalsın. Oraya daha sonra gideceğiz. Burası çok güzel. Şuradan devam ediyoruz. Sürekli burası da aşağı inmeli, çıkmalı yerler. Her zamanki gibi. Miyazaki abimiz tasarım mühendisliğini sonuna kadar kullanmış. Kırık kılıcı da almadan olmaz. Şurada deforme olmuş bir ejderha var. Şurada şu arkadaşı buradan öldürebilir miyiz? Kendisi dolaşıp gelecek zaten ama. Böylelikle uğraşmamış oluruz. Buradan karşı atlıyorduk sanki ya. Aynen atlıyormuşuz. Cesur savaşçının ruhu. Buradan da en alta iniyoruz. Daha bir Harpy ile karşılaşmadık. Harpy diyorum ben bunlara da. Muhtemelen başka isimleri vardır. Aa. Burada bir aşağımız var tabii ki her zaman. Ee, Zincirine dikkat ediyoruz. Painted Guardia'nın e, resimlerin önünde bekleyen arkadaşların Sen nerede geldin lan? Zırhı Bakalım bize bir şey anlatıyorlar mı? Bir şey mi geliyor ya? gelmiyor. Devam edelim. Hı. Anor Londra'daki tabloların e, muhafızları diyor, tablonun muhafızları diyor. Tarafından giyilen zırh. Büyüye karşı önemli, koruma sağlar diyor. Ariamisin büyük tablosunu çağlar boyunca korudular. Görevlerini nesilden nesile aktardılar diyor. Ancak bunu yapma nedenlerini uz e, bunu yapma nedenleri uzun zaman önce hafızalarından silinmiş. Neden koruyorlarmış acaba? Önelim bakalım. Tekrar geldiğimiz yerden geri gideceğiz. Hop. taraftan gidiyoruz. Şuralarda, aralarda bulabileceğimiz eşyalar, düşebileceğimiz yerler var. Dikkat edin. Öncelikle biz şu iç alanı temizleyelim. Zaten merdivenleri görüyorsunuz. Şurada direkt üstünüze gelecek bir yer var ama şey bu ejderha var ama Önce onu mu halletsek? Önce onu halledelim olmadı ya. Bir şeyler düşmeye başladı zaten. Çok güzel bir kalkan var. Görüntüsü güzel öyle. Kendisi öyle çok aman aman bir muhabbeti yok. Az daha düşüyordu bu arada aşağı ama. Yanımıza kadar geldi. Şimdi bu arkadaşın sıkıntısı asit atıyor sürekli. En fazla bir zehirlenirsiniz ama çok fazla öyle, öyle aman aman güçlü değil. Direkt şeyle de öldürebilirsiniz. Okla da öldürebilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Zehre dikkat edin. Ben kılıçla öldüreyim diyorum. Şöyle boğazın altına girdik mi zaten yarı canı gitti. Şu an bize vurdu. Bu kadar da yavaş gelen bir saldırıdan nasıl kaçamadım zaten? Öyle çok zorlayan bir arkadaş değil kendisi. Şimdi burada <laughs> şöyle güzel bir Olay var. Dragon Scale aldık bu arada. Buraya aslında direkt hiç kapıyla, cartla, curtla, curtla uğraşmadan direkt boss'a gidebilirsiniz. Bu arkadaşın ikiye bölündü herhalde ee, aşağıdaki parçası, ayakları, ayak kısmı. Bunu normal saldırılarla buradan kaldıramıyorsunuz. En azından joystickle tam olarak klavyeyle nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ağır saldırı tuşu ve ileri tuşuna aynı anda basarsanız olduğu yerden zıplayarak saldırıda bulunuyor. Aynı şu şekilde. Ve bu saldırı yaptığınızda ayaklar havaya kalkıyor. Buradan aşağı düşerek direkt e, boss'a gidebilirsiniz. Hiç kapıyla, cartla, da ekstra bölümlerle uğraşmadan. Tabii ki biz devam edeceğiz. Çünkü benim görevim size her şeyi göstermek. Şimdi şu kuleye bir tırmanalım. Kulede artık şu harpi varimsi... Arkadaşlarla karşılaşalım. Aşağıda da var gördüğünüz gibi. Biz yukarıya doğru çıkacağız. İşte bir tanesi geldi. Güçlülerdir dikkat edin. Zaten bizi stagger ediyorlardı. Burada zaten bunlardan değil de aşağı düşerseniz muhtemelen ölürsünüz. Burada biz kalkanımızı çekelim de. Aşağı düştü geri neyse. Şurada kenarlarda düşüp alabileceğiniz şeyler de var. Burada bir eşya bulduk. Ops. Neyse bunun açıklasına bakmadan bunun açıklamasına bakmadan önce şurada aşağıya düşüp alabileceğimiz eşyalar var, onları aldım. Şöyle düşelim. Buradan düşsek ölür müyüz? Ha, tamam. Şurada bir eşya var ama oraya nereden düşelim? Sanki buradan düşebiliyoruz oraya. Aynen. Aa yanlış gördüm ya. Öf yanlış gördüm. Acaba buradan düşsek ölür müyüz? Ağırlıklarımızı azaltalım. Ee, ne kadar ağırlığınızı azaltırsanız, o kadar az canınız gider. Zaten yukarıdan onu alabiliyorduk. Ben nedense oradan düşerek alabileceğimizi zannettim. Burası zaten şimdilik şuradan şöyle gidelim. Buradan bir yere çıkıyor muyduk? Tamam. Nereden gidiyorduk ya? Ha şuradan aşağı düşebileceğimiz bir yer vardı. Burada da hep cesur savaşçı var. Buradan şuraya atlayalım. Aa buraya atlayamıyor muyduk ya? Allah Allah. Aklımda atlıyormuşuz gibi geldi ama. Bak kalmış ama. A few minutes later. Pardon ben Niye buradan geçmediysem özür dilerim. Şimdi bu arkadaşlar Demon Souls'daki eee flanks olması lazım. Boss'una gönderme. E, seri seri mızrak atıyorlar. Kalabalıklar o yüzden dikkat edin. Önden çok fazla hasar almıyorlar. Arkalarında dolaştığınızda da direkt tek yiyorlar. Güzel de sol, sol farmlayabileceğiniz bir nokta. Aleve karşı da çok dayanıksızlar. Haberiniz olsun. Şöyle seri seri gelip hızlı hızlı kendilerini kesebilirsiniz. Daha e, sol ringi yani sol farmlar özür dilerim sol kazanım oranını arttıran yüzü takmadan bile 500 sol veriyor. şuradan direkt zaten bonfire'a açılan bir kapı var. Hemen şöyle aktif edeyim. Demiştim size bu kapı buradan açılmıyor demiştim. Zaten bonfire'a geldik. yeterince, yeterince esus'umuz var. Burayı keşfederiz. Şimdi şu tarafta kiliseye benzer bir yerimiz var. Ama maalesef anahtarı yok kilitli. Şimdi buranın anahtarını da bulalım. Hem de bosa giden asıl yolu açalım. Aslında ondan önce şunu da halledelim. Burada bir inmate yiyorsunuz. Ee, oyun, oyunun NPC'si bu arada gördüğünüz gibi bir sürü de böyle kafesler, küçük küçük hücreler var. Buraya human formda gelirseniz oyunun NPC'lerinden biri sizi inmeye de diyor. Burada aynı zamanda bulabileceğiniz yani alabileceğiniz eşyalar da var. Gördüğünüz gibi buralarda bir sürü hücre var. Kendisi şimdi bizi invade edecek. Etti. Kral Jeremia. Kaos büyüleri yapıyor. O yüzden dikkat edin. Hafife almayın. Öldürebilir sizi. Bir de tabii ki kırbacı var dikenli. Ama öyle çok zor bir karakter değil artık bizim için. Ya Bizim için zaten bosslar bile çok zor değil. O yüzden çok takılmayın. Kırbacını düşürüyor kendisi. Eğer burada bu arkadaşı öldürürseniz bu bölümün boss fight'ında kendisinin zırhını da alıyorsunuz. Burada bir eşyamız vardı. Bir pyromancy e, hatırlıyorsunuz poison mist'i hatırlatıyor a, özür dilerim poison mist'i hatırlıyorsunuzdur. Aslında bu pyromancy de bunun gibi her pyromancy büyük bataklıktan çıkmıyor diyor bize aslında. Çok öyle aman aman bir açıklaması yok ama sadece hani bunu belirtiyor. E, büyük bataklar yabancı bir ateş yakıcılığı diyor. Zırhları ve silahları diyor aşındıran asit yayar diyor. Tüm pyromancy büyüleri büyük bataklıktan diyor çıkmaz diyor. Çeşitli topraklarda yaşayan bilinmeyen ateş büyücülerin söylentileri duyulur. Ve bu büyü böyle bir yabancının eseriymiş diyor bizlere. Şimdi şu taraftan gidelim bu kiliseye benzer yerin anahtarını aramaya çalışalım. Bir de tabii ki bosa giden asıl yolumuzu açalım. Şurada çıkabileceğiniz bir yer var. Orada bir eşya var. Onu alalım önce. Ring of Sacrifice. Neyse. Keşfedince söylerim size. Şimdi burada çok dikkatli olun. Burada iskelet arkadaşlarımız var bu tekerlekli manyaklardan ve bir sürü ilizyon duvar var birbirine benzeyen bir sürü tünelden geçiyorsunuz zaten bu ilizyon duvarlarından biri direkt gidebileceğiniz yere açılıyor zaten e, ilizyon yerler şu şekilde belli. Her an karşınıza bu arada şu iskelet şeylerinden çıkabilir, tekerleklerinden. Anahtarımız bu. O kilise benzer, benzeri yeri açan anahtar. Şimdi şu illüzyon duvarları kaldıralım. Burası asıl gideceğimiz yer. Bu arada arkanızdan bu arada her an gelebilir derken geldi. Allah'tan artık pozumuzu kolay kolay bozamıyorlar. Yoksa bir türlü bayağı sıkıntı olabilirdi bize. Hadi gel. Aslan. Biz senin o katakumsla karşılaştığın ezik adam değiliz artık. Sadece bulabileceğimiz sanki çıkabileceğimiz bir yer vardı. Orayı hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Gideceğimiz yeri buldum zaten de. Burası. Görür müsün? Heh. Burada zaten bize saldırmayan garip muzmin bir arkadaş var. Bunu öldürelim. Bize çünkü bir pyromancy verecek. Bu da aynı şekilde aynı açıklama içeriyor. Size ne işe yaradıklarını da gösteririm. Heh. Zaten eşyamız da bize yol gösteriyor. Şimdi burada karanlığın içinde bir sürü e, tekerlekli iskeletlerden var. Tek tek üstünüze çekmeye çalışın. Sıkıntı yaşamayın. Zaten bir tanesi geliyor. Şöyle duvar dibine çekerseniz zaten stagger'da olmuyorsunuz. Rahat rahat öldürürsünüz. Şu gördüğünüz makara Bossumuza giden yolu açacak. Sen nereye gittin ya? Daha var bu arada. Bitmedi. 3-4 tane olması lazım bunlardan. Bir tanesi de burada, bir tanesi de bize yapıştı. Aynen 4 taneymiş. Nereye gittin ya? Zaten karanlık. Şunu da en son öldürelim. Tamamdır. Şimdi bu flanks'ları öldürdüğümüz yerde bir heykel vardı. Aslında asıl anahtar o. Bu mekanizmayı çevirdiğimizde heykel dönüyor, anahtar aktif oluyor ve bos'a giden kapımızı açıyor. Tabii ki artık bitti burada. Burada yapacak fazla bir şeyimiz kalmadı. Sadece bir yere gideceğiz. Oradan bir ember alacağız. O ember bizim için çok ama çok önemli. Şöyle ki, asıl hikayeyi barındıran yer o kilisenin olduğu yer. Şimdi o anahtarı açalım. Orada ben size bu teoriyi bu çok güzel bulduğum teoriyi, hikayeyi anlatayım. Daha sonra bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde de Ariamis'teki boss'umuzla karşılaşırız. Şimdi şurada bir eşya var. Ama ondan önce buraya gitsek ne olur? O eşyayı alayım önce. Korkuttun lan beni. Bu hatırlarsanız o düşürdüğümüz eşyadı. Eşyaydı. Bu, ta bu tarafa düşmüş. Şimdi şu kiliseye gidelim. Ve şu teoriyi artık öğrenelim. Hmm. Şimdi burada önce dur şu arkadaşı gelen arkadaşı öldürelim. Yukarıda çok fazla karga var. Bu kuzgun mu diyeyim, karga mı diyeyim, ne diyeyim artık. Buradan aşağı düşerseniz ölürsünüz dikkat edin. Bu arkadaş bir çığlığı basıyor ve bir sürü geliyor şu an uçarak sağdan soldan. Böyle kolay kolay da ölmüyorlar canları yüksek o yüzden burada bir büyü alıyoruz burada o gördüğümüz saf saf atladığımız eşya var mask of velka, velka giysileri ya da muritlerinin giydiği giysiler buradan aşağı düşebiliyoruz ama şimdilik düşmeyelim Şuradan şöyle gidelim. Burada beni kır diye bağıran bir kapı var. Bu eşyaları topluyorum. Toplu bir şekilde açıklayacağım sizlere. Velka'nın rapier var. Bir de şuradan gittiğimizde asıl bize her şeyi açıklayan ve şunu da şeyle öldürelim de şimdi bir de zehirle uğraşmayalım. bizim için çok özel, Lora çok farklı bir şekilde hizmet eden, bir de mükemmel bir teori yaratan Ember var. Gördüğünüz gibi bir demircinin kucağında Dark Ember. Şimdi ee, tek tek şeyleri açıklarsak aldığımız anahtar çok aman aman bir şey açıklamıyor. Bu arada bu arada Lord Vessel'ı da ben size açıklamadım. Aldım ama böyle bir heyecanla şeyle konuşurken e, Gwyn'i anlatırken. Lord Gwyn'in halefi olarak seçilmiş Andet'e bahşedilen Lord Vessel. seçilmiş Andet bonfirler arası ışınlanmayı aktif eder diyor seçilmiş Andet'e. Son kapıyı açmak için Lord Vessel'ı e, Fire Link Altar'a yerleştirin ve onu güçlü ruhlarla doldurun diyor. Bir sonraki bölümde bu Fire Link Altar'a gidip Lord Vessel'ı yerleştireceğiz. Tabii ki bunu bize Frank götürecek. Hatırlarsınız bizden Frank bu Lord istemişti. Bulduğumuz anahtara da bir bakalım. En altta herhalde. Aynen. E, ee, Aryamis'in boyalı dünyasındaki ekin anahtarı. Kışlık boyalı dünyada eski katetleri andıran bir kapı var. Bir yapı var diyor. Ee, bu depo görevi görüyormuş. Burası onun dışında öyle çok aman aman bir şey açıklamıyor. Şimdi şu eşyaların açıklamalarını tek tek bakalım. Velka Repair. Bunun çok aman aman bir açıklaması yok. Günah, tanrıçı Vel Günah tanrıçası Velka'ya hizmet eden ee, affediciler tarafından kullanılan sembolik güçlü bir saplama kılıcı diyor. Emin olmak için sadece sembol değil affetici affedici insanlık dışı bir kılıç ustasıdır diyor. Velka'dan bahsediyor. Bu, bu büyülü bıçağı ee, özel kılıç tekniği kullanılırmış. Bir de zırh almıştık. Velka'nın zırhı. Günah tanrıçası Velka'ya hizmet eden e, insanların taktığı maskeymiş. Günahkarları düşünmeye ve kurtuluşa teşvik edermiş. Maskeleri dünyevi arzulardan ayrılığı temsil edermiş. Bulduğumuz bir büyü vardı ona da bakalım. Şimdi bunları tek tek açıklıyorum size teoriyi asıl teoriyi anlatacağım. Siyah saçlı cadı Velka'nın gizli ayini etki alanı içerisinde büyü yapılmasını engellermiş. Burası önemli bize. Günah tanrıçası Velka asi bir tanrıçaydı diyor. Aynı zamanlarda hem yeni hem eski sanatlarda ustaydı diyor. Tanrılar söz konusu olduğunda bile çok büyük etkiye sahip olduğu kabul edilirdi diyor. Şimdi bir de bulduğumuz Ember'a bakalım. Ember anahtar bölümündeydi. Aynen. Şimdi Ember çok önemli. Klasik bir şekilde silahları yükseltmek için kullanılan bir kor. Kilise yasak Dark Ember'ı uzun süre sakladı. Ve yaşayan hiçbir demirci bunu bilmiyor. Gizli silahlar, buradan yapılan Dark Ember'dan yapılan gizli silahlar, tanrıları avlamak için kullanıldı ve onların takipçileri veya akrabalarına karşı çok etkilidir. Şimdi Dark Ember'dan yapılan silahlara Occult deniliyor. Occult, Club'da Havel the Rock'ın eşyaların arasında bulmuştuk. Şimdi first sin yani ilk günah. Bunu söylememde bir sakınca yok. Spoiler'a da girmez zaten artık. Ee, Dark Souls 2'nin sonunda öğreniyoruz ki ilk günah Gwyn'in ateşi tekrar canlandırmasıymış. Şöyle ki aslında burada günah olan şey bence Lord Gwyn'in ateşi kendine değil de insanlara bağlaması. Bu yüzden biz sürekli ateşi arayan insanlar olduk. Bonfire'dan, ateşten insanlığımızı kazanıyoruz. Sürekli bonfire aramaya çalışıyoruz. O yüzden bonfire'da sürekli insan kemikleri var. Biz bonfire'a insanlığımızı, humanity'mizi verdikçe bonfire bu yüzden güçleniyor. Daha çok alevi artıyor. Bu üzücü bir şey çünkü hiçbir zaman Lord Gwyn yani hükümdarlığından, egemenliğinden vazgeçmemiş ve insanlığa inanmamış. Lord Gwyn de biraz klişe olacak ama Lord Gwyn'i yenen şey burada aslında karanlık, andet vesaire lanet falan değil. Değişime direnmesi. Aslında değişim söz konusu olduğunda burada özel şeyler var. Mesela Black Iron Tarkus'un iradesi, Sigma Iron macera tutkusu, Solair'ın hayallerine kavuşabilmek için o savaşçı ruhu, bizim Gücümüz irademiz gibi ee, Big Head Logan gibi bir büyücünün bilgeliği yani insanların içindeki bu iyiliğe bu güçlü yanlara hiçbir zaman güvenmemiş Lord Gwyn ee, Ve sürekli değişime direnmiş ve hiçbir şekilde değişimin karşısında duramamış ve bir şekilde kırılmış İlk günah buydu Bu günahın da yani bu teorinin de iki tarafı var Birincisi Heveled İleride bulacağımız eşekte bulacağımız eşlekte bulacağımız bir miracle da bize şunu anlatıyor. Havildrak büyüden ve Sith the Scales'ten nefret edermiş. Bunun sonucunda ne oldu? İlk savaşın sonucunda Sith the Scales'e dük ünvanı verdi Lord Gwyn ve onu koruma altına aldı. Günah tanrıçası da yapılan bu yanlışlara daha fazla dayanamayarak Velka Kendisi de bu tanrıların Lord Gwyn'in peşine düştü. Ve en iyi anlaşabileceği bu konuda ortak fikre, ortak amaca sahip olduğu kişi de Havel the Rock. Hatırlarsanız Havel the da eşyaların arasında ilk başta söylemiştim. O kalt club bulmuştuk. Yani bir komploya kalkışmışlar. Bu komplo sonucunda Lord Gwyn ikisini de bulmuş. Bunu anlamış. Ee, komployu. Velka'ya ne olduğu bilinmiyor. Ama onunla ilgili olan her şeyi bu dünyaya saklamış, hapsetmiş ve önüne bir sürü koruma koymuş. Kimsenin bunları bir daha bulmamasını sağlamış. Heavildrack'ın eşyaları ile birlikte hepsini Anorlonda'da bir mahzene, gizli bir mahzene kitlemiş. Oraya bir de min koymuş. Bir de kendisini ki bunu... Watchtower Watch key, Key'de sanırım e, öğreniyorduk. Hatırlarsanız Moonlight, Moonlight Butterfly'ı öldürdükten sonra Divine Ember'ın yanında bir de anahtar buluyorduk. Gözetleme Kulesi'nin anahtarı. E, bu anahtarın açıklamasında da yazıyor ki sevilen, çok sevilen bir arkadaş tarafından Havildrak e, gözetleme kulesine kilitlenmiş ve orada maalesef ki Halava dönüşmüş. Kan sanırım arkadaşına kıyamamış. Ama burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Velka Sanırım son golünü atmış. Artık öldü mü kaldı mı kayıp mı şu an için bilinmiyor. Hatırlarsanız burada kuzgunlar var. Böyle harpi, tüylü, yaratıklar. Zaten e, Velka'nın simgesi de kuzgun, karga. Firelink Shrine'a da bizi bir kuzgun getirdi aslında. Bir karga, kuzgun ya da. Demek ki Velka her zaman aslında bu Heavildrug'da olan sanırım e, planı dışında bir de ekstra alternatif bir plan da geliştirmiş. Amacı ne olursa olsun Lord Gwyn'i bir şekilde alt edip e, seçilmiş Andet'i onu öldürebilecek, bütün bu düzeni yıkabilecek Andet'in de e, Lord Tran'a bir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalışmış. En azından hala amacından sapmadan savaşını sürdürüyor. Böyle güzel bir teori var. Ben açıkçası bu tarz teorilerin hastasıyım Dark Souls'da. Bunları birçok yerden araştırıp takip edip sizlere aktarmaya çalışıyorum bölümler boyunca. Ee, dediğim gibi gayet güzel bir teori. Umarım doğrudur. Umarım Miyazaki de aynı mantıkla e, bu eşyaları buraya yerleştirmiştir. Ve bu hikayeyi bizim bu şekilde anlamamızı sağlamıştır. Bu bölümü burada bitirelim. E, Painted World Ariams'te sadece bir boss var. O bossla bir sonraki bölümün başında karşılaşacağız ve Lord Vessel'ı götürüp Firelink şu anda e, Kingseeker e, Frampe de vereceğiz. Konuşamadım özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve altın, altına da nacizane yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.